Beğendiniz mi Sermet Bey evi? Evet evet, çok güzel. Çok zevkli döşenmiş. Paramız yeterse inşallah anlaşırız. Zaten avukatımız ortak. Erol Bey her şeyi halleder. Tabii. Sen geç arabaya hadi. Oğlum bembeyazsın. Çok içiyorsunuz tabii. Bak bu yıllar bir daha geri gelmez. Yok baba, iyiyim iyiyim. Sermet Bey pazarlığa daha evi gezerken mi başladı yoksa? Para almışsın sen biraz. Silahtar abi, sen kahveni yudumlarken ben hanımlara bir ağız mantık diyeyim. Babacığım sen bizle dönerdin. Yok, dönmem lazım. Annen bekliyor. Davete yetişeceğiz. İyi, o zaman ben seni bırakayım. Uzatma evlat. Keyfine bak sen. Sohbet ede de gideriz biz. Hem sevdim adamı. Zekiydi. Bir veda edeyim dedim. Hemen mi gidiyorsunuz? Beğendiniz mi evi? Evet ev çok güzel. Aslında bu evler kalabalık aile olduğu zaman daha güzel. Böyle her yerden bir velet çıkacak, koşup koşup böyle havuzu atlayacaklar. Değil mi? Evet. Küp küp paranız da olsa bazı şeyleri satın alamıyorsunuz. Bu da onlardan biri. Tamam, mutluluk atmayın. Boş bir adamım, imkanlarım var. Hayattaki tek kadın narin değil. Siz beni boş verin. Kardeşiniz psikopata bağlamış durumda. O da mı kazan zede? Kazan zede. Çaktın. Yani ayrı yatıyorlar, haberin olsun. Öyle. Yani tabii ayrı yatacaklar. Sonuçta evli değiller. Bizde öyle, kızlar ayrı, erkekler ayrı yatılıyor yani. Normal. Yani. Ben niye böyle bir şey söyledim ki şimdi bu herife? Çok büyük tehlikedesin, ben sana söyleyeyim, çok. Ne oldu, tehdit falan mı etti sana? Gerçekten inanamıyorum. Yarın bir avukat ordusu tutacağım kesin. Sakın Durat hukuktan kimseye alma. O Erol Durat'ın gizli ortağı. Sen ciddi misin? Bana bak, hemen o şirketten ayrılıyorsun. Babamla da konuşacağım, bütün ilişkisini kesecek orayla. Adama bak ya, babam bayağı kandırmış, buraya kadar getirmiş. Sen Narim, bana taşınsana. Sana üç tane, üç de değil hatta beş tane falan koruma tutarım. Yani sokağa çıkarken onlarsız çıkmazsın. Atıf, sakin ol. Yok bir şey. Korkma bu kadar. Yahu nasıl korkacak bir şey? Adamın sıfatı görmüyor musun ya? Başınıza nasıl bir iş aldığınızı gördünüz mü? Nasıl bir iş almışız abi? Sen düşün asıl. Adam sana da kafayı takmış. Her an başına bir şey gelebilir. Bana bir şey yapamaz o. Sen merak etme. Ben varken Narin'e de dokunamaz. Bence sen kolla kendini. Ya arkadaşım, bu nasıl bir özgüven? Sizin kasabanın sularına bir şey mi kattılar? Deli misiniz kızım hepiniz? Ya da benim antenlerim iyi çekmiyor? Anlayamadım gerçekten. Atıfcığım bak, bütün bunları bırakıp kaçabileceğim bir yer olsa gerçekten her şeyi bırakır ve giderim. Tamam mı? Ama çalışmam gerek. Para kazanmam gerek. Kardeşimi bulmam gerek. Bir şekilde hayatımı düzenine sokmam gerek. Ama merak etme, seni kurtarmak kolay. Tamam. İstersen hemen bu işten sıyrılabilirsin. Yarın öbür gün başka bir kızla gazetede resimlerin çıkar, biter işte, o kadar. Ayrılıyoruz yani. Atıfcığım, biz birlikte değiliz zaten. Unuttun mu? Ya biliyorum, tamam da yani ayrılığın böylesi bile insana tuhaf geliyor. Ben hazır hissetmiyorum yani kendimi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.